2 Şubat Pamukkale TV ve ART TV Ana Haber Bülteninden mutlu akşamlar diliyorum. Ana Haber Bültenimizin ilk haberi, AK Parti'de aday tanıtım toplantısı şölen havasında gerçekleştirildi haberi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de katıldığı şölende 20 belediyenin 20'sinin de alınacağı mesajları verildi. AK Parti'de aday tanıtım toplantısı şölen havasında gerçekleştirildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de katıldığı şölende 20 belediyenin 20'sinin alınacağı mesajı verildi. Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşen şölene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin yanı sıra Denizli Milletvekilleri Mehmet Yüksel, Bilal Uçar, Nurcan Dalbudak ve çok sayıda partili katıldı. Çok saygıdeğer İl Genel Meclis Başkanım, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarım, ilçe başkanlarım, belde başkanlarım, ilçe ve belde belediye başkanlarım, İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarım, teşkilatımızın her kademesinden emek vererek bu güzel günümüze gelen AK Partili gönül dostlarım, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kıymetli dostlarım, Denizli'de hizmet destanları yazdığımızı artık bütün Türkiye konuşuyor. Denizli'nin en önde gelen hizmetkarı olan Nihat Zeybekçi'yi Sayın Başbakanımız bakan olarak ödüllendirdiyse eğer, bu hem onun coşkulu ve güzel çalışmaları neticesindedir, hem de sizlerin ona çok ciddi şekilde destek olması sayesindedir. Tanıtım toplantısı öncesinde konuşan Denizli Belediyesi Başkanı Osman Zolan, 20 belediyenin 20'sini de alma hedefinde olduklarını söyledi. Deniz halkına en iyi hizmeti vermek için yola çıktıklarını kaydetti. İnşallah Denizli'mizde biz 10 yıl boyunca her yıl 10 yıllık iş yaptık. Sayın Nihat Zeybekçi Başkanımızla beraber gecemizi gündüzümüzü kattık. Gerçekten milletvekillerimizle beraber, il başkanlarımızla beraber, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla beraber, tüm Denizli'mizle beraber, teşkilatımızla beraber kol kola girdik. Bu hizmet destanını birlikte bastık. İnşallah Denizli'de daha yapacak çok işler var. Denizli'de daha yapacak çok iş var. Daha yolun başındayız. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de Denizli halkından aldıkları güç ile taş üstüne taş koymayı başardıklarını, Denizli'nin vizyon kent haline geldiğini belirtti. Bizim yaptıklarımıza onların hayali bile yetmeyecek diyen Zeybekçi, seçimlerden güçlü bir şekilde çıkacaklarına inandıklarını kaydetti. Ekranda gördüğümüz hizmetlerden sonra bir şehri baştan aşağı yeniledikten sonra, bir ülkeyi baştan aşağı yeniledikten sonra yine İlk günkü gibi, yani 3 Kasım 2002 gibi, 14 Ağustos 2001 gibi biz bu şehre, biz bu Denizli'ye, biz bu ülkeye sevdalıyız dedik ve sevdalarla yola çıktık. Biz sevmeyi, sevilmeyi de çok iyi biliriz. Biz biliriz ki siz sevmedikçe iman etme sayılmazsınız. Ne demek? Biz onu çok iyi biliriz. Konuşmaların ardından özgeçmişleri okunan adaylar tek tek sahneye çıkarak tanıtıldı. Yürütmektedir. Partimizin Babadağ ilçe başkanlığını da yapan Demir Ezer köyünde doğdu. İlk öğrenimini Kabaklar köyünde, orta öğrenimini Denizli İmam Hatip Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamladı. Yiğit. İlçe başkanlarını da alıyoruz tabii ki. Bekirli'nin ak hizmetkarı Bekirli Belediye Başkan Adayı Yaşar Halil Yiğit, 1974 yılında Almanya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bekirli'de tamamladı. Ve kendisi 30 Mart 2014 tarihindeki belediye başkanlığı seçimlerinde akademik bilgi ve becerilerini kullanarak kendisine verilen yetkili Mustafa Akçay İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Boz